Değerli meslektaşlarımız, odamız tarafından düzenlenen bir eğitimde daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizde dış ticaret işlemleri ve muhasebeleştirilmesi konusunu inceleyeceğiz. Bu seminerde oturum başkanlığını oda saymanımız Sayın Mehmet İhsan Yalçın Bey yapacaklar. Ve bu eğitimde bizlerle birlikte oda eğitmenlerimiz Sayın Adem Elikara ve Sayın Egemen Çıtak hocamız sunumlarını yapacaklar. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Yine aramızda TESMER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Nevzat Pamukçu, TESMER Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanımız Sayın Haluk Gülsoy ve diğer yönetim kurulu üyelerimiz bizlerle birlikteler. Açılış konuşmalarını yapmak üzere oda saymanımız Sayın İhsan Yalçın'ı kürsüye davet ediyorum. Peki, buyurunuz Sayın Hocalarımız. Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Öğlen oldu ama günaydın diyorum. Gerçekten bu eğitimlere zaman ayırıyorsunuz. Çok özverili davranıyorsunuz. Biz de sizlere bu hizmeti vermekten dolayı TESMER Yönetim Kurulu ve İSPO Yönetim Kurulu olarak mutluluk duymaktayız. İSPO'nun felsefesi sürekli eğitimde sizlerin isteklerinizi yerine getirmektir. Bu anlamda TESMER şubemiz, TESMER yönetimimiz Aralık ayında 16 bölgede bu eğitimlerine devam etmektedir. Bu eğitimleri Nisan ayı sonuna kadar sürecektir. Spesifik konulardaki eğitimleri de bizlerle paylaşacaktır. Önemli eğitimlerin başlıklarından biri de önümüzdeki süreçle ilgili UFRS, muhasebe standartları, iç denetim, iç kontrol gibi eğitimleri de planların içerisinde olduğunda paylaşmak istiyorum. Yine önemli konu başlıklarından bazılarını da sizlere paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz sicil tasdiknameleriyle ilgili sorunlarımız vardı. Bu sorunlarımızı TÜRMOP ve oda yönetimleri olarak girişimlerimizin sonucunda netleştirdik. Sicil tasdiknamelerin istenmemesi konusu netleşti. Fakat noterler arasında uygulama birlikteliği olmadığını biliyoruz. Örneğin eski dönem sicil tasdiknamelerin geçerli olduğunu bazı noterler şirketin beyanıyla birlikte kabul ediyor. Uygulamada buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani fotokopisini verdiğinizde bir beyan kağıdıyla şirketin ünvanında veya adresinde bir değişiklik yoksa eski sicil tasdiknameleriyle bunun tasdiklenmesi mümkün. Olmayan şirketlerin de sicil tasdiknamesi verilmesi gerekiyor. Bürosu olan arkadaşlar bir işaret buyurabilir mi? Şimdi tamam. Bağımlı olarak çalışan ücreti daha yüksek, evet. Biz aslında tabii bu eğitimleri hafta sonlarına almakla da bağımlı arkadaşların bu eğitimlere daha çok zaman ayırmasını öngörmüştük. Baktığımızda genelde hafta sonu eğitimlerde bağımlı arkadaşlarımız öncelikli çalışmakta. Yine oda yönetimi olarak belki sitemizden de gördünüz, bağımlı çalışan yani bir işverene bağlı olarak ücretli çalışan arkadaşlarımızın hakkının korunması yolunda bir adım ve önerimizi de TÜRMOP Başkanlığı'na ilettik. Diğer meslek kuruluşlarında örneğin mimarlar, mühendisler belli bir ücret skalası doğrultusunda bakanlığa başvurusu olduğunu biliyoruz ve burada da bir belirleme olduğunu tespit ettik. Bir ruhsat almış meslek mensuplarının belli bir ücret skalasında yer alması konusundaki önerimizi de TÜRMOP'a sunarak bakanlığa bu görüşümüzün de iletilmesi konusunda önemli bir adım attık. Gerçekten ruhsatlı meslek mensuplarımızın bu süreçte belli bir ücret skalasında yer alması bizim için önemli.
sizlerin hakkını korumak yönünde önemli bir adımı da attık. Yine mesleğimizin sorunlarından biri olan haksız rekabetle ilgili geçen bu dönem TÜMOP Genel Kurulu'nda kabul edilen haksız rekabetle mücadele yazılım programını meslek kararı olarak 13 Aralık Cuma günü dün yani resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buradaki amaç haksız rekabeti kontrol altına almak, askeri düzeye indirmek, bir yazılım programıyla mevcut müşterilerimizin internet üzerinden elektronik olarak sözleşmelerin oda kaydına altına alınması ve müşteri geçişlerinin belli bir periyotta, mesela örneğin borcu olan bir müşterinin devrinin engellenmesi veya bunu alan iş sahibinin yani bizim haksız rekabet kuruluna sevk edilerek gerekli disiplin işlemlerinin yapılmasını öngörmektedir. Burada 2014 yılı geçiş dönemi olacaktır. 2015'te zorunluluk hale gelecektir. Bunun yazılımı TÜRMOP önderliğinde hazırlanmaktadır. Yine diğer projemiz kurumsallaşma ile ilgili arkadaşlar. Bununla ilgili kurumsallaşma birimimiz biliyorsunuz sizlerin hizmetinize açıldı. Fakat bu süreçle ilgili yine bir meslek kararı olan muhasebe denetim danışmanlık hizmetlerini yani bizim vermiş olduğumuz hizmetleri hizmet kalite güvencesinin belirlenmesiyle ilgili mecburi meslek kararı da yayınlandı. Burada amaç verilen hizmetin kalitesinin aynı düzeyde olması ve haksız rekabet değil, haklı rekabet yapabilmenin yolunu açan bir meslek kararı. Bu da kurulacak komisyonlarca belli hizmetin kalitesinin ölçmesini hedeflemektedir. Diğer konularda da başlıklarda şöyle bir kontrol edeyim. Bugünkü konumuza gelince biliyorsunuz dış ticaret işlemleri Sayın Hocamız Adem Elikara ikimizden biri 1990 yılı ve 94 yılları arasında Oda Denetleme Kurulu'nda mali müşavir olarak bizlerde kurul görevi yapmıştır. Şu anda yeminli mali müşavir olarak yine İSMO neferi olarak aramızda bulunmaktadır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Diğer hocamız Egemen Çıtak ise bizim genç meslektaş adaylarımız, eğitmen adaylarımızdan bir eğitmenimizdir. Gerçekten genç jenerasyonun bize katacağı çok şeyleri bizlerle paylaşmaktadır. Ben yönetim kurulu adına onlara da teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, kısaca bahsettikten sonra konumuz olan dış ticaret işlemleriyle ilgili eğitimimize başlayabiliriz. İlk sözü Sayın Hocam Adem Elikara'ya vermek istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Değerli meslek mensubu dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben sizler adına burada oda yöneticilerimize ve TESMER yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu eğitimleri salonlara hazırlamak çok kolay değil. Bu eğitimler noktasında çalışmaları yapmak çok kolay değil. Siz bize hazır olarak burada görüyorsunuz. Halbuki burada sizin huzurunuza bize getirinceye kadar çok büyük emekler sarf ediyor o değerli arkadaşlarımız. Ben öncelikle bu arkadaşlarımı kutluyorum. Bunlar bizim meslektaşlarımız ve bunları yaparken de herhangi bir şeyin peşinde olmadan sadece meslek aşkı için bunları yaptıklarını bilmenizi istiyorum. Çok kolay olmadığını hepiniz az çok tahmin ediyorsunuz. İçinizden birisine desek ki ya şu konuda bir şey hazırlayın desek 15 gün eliniz ayağınız birbirine dolaşır. Ben bu arkadaşlarımı kutluyorum öncelikle hepinizin adına. Sonra bu kışta kıyamette buraya kadar geldiğiniz için ben şahsım adına ve o da çalışanlarımız dahil, o da çalışanlarımız dahil hem TESMER yönetim hem de oda yönetimimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimin hepimiz için güzel geçeceğini umut ediyorum. Şimdi ben sunumlarımı başlayacağım, bir süre verdiler. Bu süre içerisinde nasıl bitireceğim bilemiyorum. İslam Bey yanımda oturdu, araya bir tane de sandalye koydu. Pazarlık etmesin benimle diye ama
siz iyi, sizi dinler vaziyette gördüğümüz zaman dersimiz daha güzel olur. Ama uyuklatmayacağımı bilmenizi istiyorum. Yani uyumak falan yok. Mümkünatı bile yok. Çünkü konuları açtıkça ya biz iyi ki de bugün buraya gelmişiz diyecektiniz. Umut ediyorum bu söylediğimi dersin sonunda da görürsünüz değerli arkadaşlarım. Ben çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarıma. Değerli arkadaşlar, biz bugünkü konularımızı ben şöyle ana başlıklarıyla hemen bir özetleyeyim. Önce bir genel kavramları vereceğiz burada gördüğünüz gibi. Teslim şekillerini, kambiyo rejimi, dış ticaret, ithalat ve ihracatı. Sonra çok kısa yabancı paraları, ihracat ile ilgili temel özellikleri, muhasebe uygulamalarını bilmiyorum kısmen geçer mi, olur mu, olmaz mı onu sizden söylemek mümkün değil. Sizinle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bu noktadan başladığımız zaman dış ticaret ile ilgili önemli bazı kavramlar görüldüğü gibi dış ticaretin tanımı var. Dış ticaret bir ülkenin ithalat ve ihracatlarının toplamına bir dış ticaret. Çeşitli öğretide kitaplarda bunun başka şekilde tanımları vardır. Hepsi doğrudur değerli arkadaşlar. Yine dövizle ilgili bir tanım var. Döviz madeni veya kağıt para şeklindeki yabancı para birimlerinin ödemeyi sağlayan belgeler olarak tanımlanıyor. Değerli arkadaşlar, burada ödemeyi sağlayan belgeler, çekler, senetler ve döviz tevziyat hesapları özellik arz ediyor. Bunu sizinle paylaşmış olayım. Yine efektife gelince kağıt ve madeni para şeklindeki dövizdir deniliyor. Ancak madeni paralar ülkeler arasında alım ve satım işlemi görmediğinden efektif olarak da tanımın içerisine girmesine rağmen efektif olarak kullanılmıyor. Peki buradaki gümrük bölgesi ve gümrük hattını alma nedenimizi ben özellikle arz etmek istiyorum. Sebebi şu, fiili ihracatın tanımını katma değer ve kanun 12. maddesine göre yaparken diyoruz ki işte malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattına geçerek bir dış ülkeye vasıl olmaz olarak tanımlanıyor. 12. maddeyi söylüyorum size. Oradan hareketle ben gümrük hattını bu tanımların içerisine aldım. Gümrük hattı değerli arkadaşlar, gümrük kapılarından geçirmek suretiyle açılan kara, su ve hava sınırları olarak tanımlanmış gördüğünüz gibi. Kambiyo'ya gelince değerli arkadaşlar, kambiyonun belki bugün birkaç kere tanımını ben sizlere yapmaya çalıştım ama kambiyo şu demek oluyor özellikle. Siz slide okurken ben sizinle paylaşayım. Değiştirme, bozdurma ve değer anlamına geliyor kambiyo. Yine kambiyo değerli arkadaşlar, ihracat bedellerinin tahsili, ithalat bedellerinin ödenmesi, sermaye hareketleri ve en önemlisi görünmeyen kalemlere ilişkin düzenlemelerin yapıldığı sistemin adına değerli arkadaşlar biz kambiyo mevzuatı diyor. Kur ve kur çeşitleri değerli arkadaşlar görüldüğü gibi kurun tanımı var. Kur bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değer olarak tanımlanıyor. Kuru cari kur, esas kur, düz kur, çapraz kur ve sabit kur olarak isimlendirdik biz. Tanımlarına tek tek girmeyeceğim. Çünkü bu slaytları tahmin ediyorum odamız yayınlayacak. Teslim şekillerine gelince değerli arkadaşlar, bu teslim şekilleriyle ilgili çok kısa bir bilgi sunayım size. 2010 yılına kadar dünyada kullanılan, dış ticarette kullanılan teslim şekilleri 2013 adet iken 2010 yılında 11 adete indirildi. Bunlardan bazılarını kısaca özetleyerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Ticari işletmede teslim, yani fabrikada teslim. Bu teslim şeklinin kullanıldığı yerler kara, hava ve demir yolu taşımacılığında kullanılıyor. Burada değerli arkadaşlar, satıcının yükümlülüğü en az, gümrük çıkışı, gümrük yüklenmesi, yükleme, navlun, sigorta, boşaltma ve gümrük giriş işlemlerinin tamamı değerli arkadaşlar alıcıya ait oluyor. Özellikle bunu sizinle paylaşmış olayım. Taşıyıcıya teslime gelince değerli arkadaşlar, buradaki kastedilen şey şu, taşıma vasıtasının yanında teslim. Bu teslim şekli değerli arkadaşlar kara, hava ve demir yolu taşımacılığında kullanılıyor. Gümrük çıkış işlemleri satıcıya ait, bunun dışındaki tüm işlemler alıcı tarafından yerine getirilmek zorunda. Gemi doğrultusunda teslime gelince değerli arkadaşlar, bunun da adı geminin yanında teslim. Bu su taşımacılığı ve iç su taşımacılığında özellikle kullanılıyor. Gümrük çıkışı satıcıya ait,
dışındaki görevler alıcıya ait. Deniz ve iç su taşımacılığında değerli arkadaşlar kullanılıyor. Gemi bodrosunda teslime gelince gemiye tam olarak yanaşmış şekilde teslim olarak isimlendiriliyor. Dış ticarette deniz ve iç su taşımacılığında kullanılıyor. Yükleme, gümrük çıkış işlemleri satıcıya ait, bunun dışındaki tüm işlemler alıcı tarafından yerine getiriliyor değerli arkadaşlar. Mal bedeli ve navlu teslimi ise masrafların ve navlunların ödenmiş olarak teslimi anlamında kullanılıyor. Gümrük çıkışı, navlun yükleme satıcıya ait, bunun dışındaki tüm işlemler alıcıya ait oluyor. Deniz ve su yolu taşımacılığında kullanılıyor. Yine mal bedeli ve sigorta hepimizin bildiği sil statüsüne gelince değerli arkadaşlar teslim şekline deniz ve iç su taşımacılığında kullanılıyor. Gümrük çıkışı, yükleme, navlun satıcıya ait, boşaltma ve gümrük giriş işlemleri alıcıya ait olarak uygulanmakta bugün değerli arkadaşlar. Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslime gelince gümrük çıkışı, yükleme ve navlun satıcıya ait, bunun dışındaki tüm işlemler alıcıya ait. Yine değerli arkadaşlar, taşıma ücreti ve sigorta primi ödenmiş olarak teslime gelince karayolu, havayolu ve çok araçlı taşıma işlemlerinde kullanılıyor. Sigorta boşaltma işlemleri alıcıya ait, gümrük çıkışı, yükleme ve navlun satıcıya ait olarak uygulanıyor. Gümrük vergileri ödenmiş olarak teslimde ise değerli arkadaşlar, gümrük girişi alıcıya ait, bunun dışındaki tüm işlemler satıcıya ait. 13 tane olduğunu söylemiştim. Son 2010 yılında iletilen şu iki tanesi belirlenen noktada teslim, terminalde teslim şeklinde son iki uygulama var. Bunlarda da değerli arkadaşlar boşaltma ve gümrük girişi alıcıya ait, bunun dışındaki tüm işlemler satıcıya ait. Terminalde teslime gelince değerli arkadaşlar gümrük girişi alıcıya ait, diğer işlemler satıcıya ait. Bu konuları hızlı hızlı geçtikten sonra ben dış ticaretteki ödeme şekillerini sizinle paylaşmak istiyorum. Görüldüğü gibi peşin ödeme, mal mukabili, vesait mukabili, malın elden çıkarılmasından sonra ödeme, kabul kredili, açık kredili, açık vadeli kredili ve akreditifli olmak üzere bunların tasnifi yapılmış. Ben sizi şöyle bir slayta götürerek bu slaytta temel özelliklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Peşin ödemede değerli arkadaşlar, malın teslimi ödeme yapıldıktan sonra olmaktadır. Ödeme zamanı sevkiyattan öncedir. İhracatçının bu noktada herhangi bir riski yoktur. Çünkü parası peşin olarak gelmiştir. Bütün risk ithalatçıya aittir değerli arkadaşlar. Peşin ödeme ile ilgili tek düzen hesap planında kullanılacak olan hesabın kodu da 340 nolu hesaptır. Muhasebe kayıtlarını yapmayacağımızı söylemiştik. Ama size verilecek olan ya da izleyeceğiniz slaytlarda bunların muhasebe kayıtları ayrı ayrı var. Akreditifli ödemeye gelince değerli arkadaşlar malların teslimi ödeme yapıldıktan sonra olmaktadır. Ödeme zamanı ise sevkiyatlarla ilgili dokümanlar ve akreditifin türüne göre belirlenen vadenin sonunda yapılmaktadır. İhracatçının herhangi bir riski yoktur. İthalatçının da herhangi bir riski yoktur. Ancak her ikisinin de kur farklarındaki meydana gelen değişmelerden dolayı riskleri olabilir. Vesait mukabili ödemeye gelince değerli arkadaşlar, malın teslimi ödeme yapıldıktan sonra olmaktadır. Vesaitler bankaya ulaştığında ödeme yapılmaktadır. İhracatçının ve ithalatçının riskini ise şöyle özetleyebiliriz. İthalatçı malları almaktan vazgeçebilir. Bu önemli. İthalatçı kabul kredi vesait mukabili işlem tercih edildiğinde edilmediğinde ithalatçı malları göndermeden vesait bedelini yani malları görmeden malın bedelini ödemek zorunda kalır. Bu da bir risktir çünkü malı görmemiş olur. Mal mukabili ödemeye gelince aslında bu hepimizin bildiği veresiye mal alış satışıdır. Burada da malın teslimi ödeme yapıldıktan sonradır. Ödeme zamanı mallar teslim edildikten sonra yapılmaktadır. Değerli arkadaşlar, burada ihracatçı için en riskli ödeme şeklidir. İthalatçının herhangi bir riski yoktur. Ben şimdi bunları arz ettikten sonra çok hızlı hızlı peşin ödemeyi biz dört şekilde paylaşıyoruz. Havale şeklinde nakit ödeme, preferansman ve reklamat ödeme olarak sizinle paylaşıyorum. Havale şeklinde ödeme hepimizin bildiği gibi ithalatçının bankası havaleyi ihracatçının bankasına göndererek yapıyor. Nakit ödemede değerli arkadaşlar önemli. Nakit ödeme biraz sonra yine konuşacağız nakit ödemeyi. Yani nasıl nakit ödenecek bunu ayrıca paylaşacağım.
Prefinansman ise bir ön ödeme şeklidir değerli arkadaşlar. Aslında hem prefinansman hem red clause ödemeler ithalatta kredileri anlatırken göreceksiniz. Aslında bir kredi şeklidir. Çünkü parayı önceden geliyor, gönderiyor, ihracatçıyı finanse ödüyor ithalatçı. Önemli olduğu için sizinle bunu da paylaşmış olayım. Değerli arkadaşlar, mal mukabili ödemeye gelince, mal mukabili ödeme bu ödeme şeklinde değerli arkadaşlar, mal ithalatçının kesine gelir. İthalatçı firma tarafından mal gümrükten çekilir, ödeme daha sonra yapılır. Bu ödeme şeklinin temel özelliğini biraz önce söylemiştim. Tekrar söylememe gerek kalmadı, söylemeyeceğim. Değerli arkadaşlar, mal mukabili ödemede görüldüğü gibi firmalar şu yolu izliyorlar. Çok kısa bunlar bizim slaytlarımızda. İki firma arasında sözleşme yapılır. İhracatçı firma malı gönderir. İhracatçı firma belgeleri doğrudan ithalatçıya gönderir. İthalatçı firma malı gümrükten çeker. İthalatçı firma kendi bankasına mal bedelini öder ve mal bedeli transfer edilir. Vesait mukabili ödemeye gelince değerli arkadaşlar, vesait mukabili ödeme belge karşılığı ödemedir. Buradaki belgeler taşıma belgesiyle değerli arkadaşlar ticari faturadır. Önemli olduğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yine mal mukabili ödemede vesait mukabili ödemede değerli arkadaşlar şu yolu izleniyor. İki firma arasında sözleşme yapılıyor. İhracatçı firma malları gönderiyor. Mallar ithalatçının gümrüğüne geliyor. Sonra belgeler ihracatçı bankası aracılığıyla veya doğrudan ithalatçı bankaya gönderiliyor. Hızlı hızlı anlatıyorum. Dilerim ya uykunuz gelmez ya da beni takip edemiyorsunuzdur. Beşincisi de ithalatçı firma bankadan belgeleri alır, ithalatçı firma malı gümrükten çeker değerli arkadaşlar. Vesait mukabili ödemede 4 tane taraf vardır. Birisi görüldüğü gibi amir, bu ihracatçıdır değerli arkadaşlar. Tahsile gönderen banka ve tahsil eden banka muhatap vardır. Muhatap burada bizim gördüğümüz ithalatçıdır. Tahsile gönderen bankaca değerli arkadaşlar, ithalatçının tahsil talimatı verdiği bankadır. Buradaki tahsil eden banka ise değerli arkadaşlar, poliçeyi kabule sunan banka olarak isimlendirilmektedir. Kabul kredili ödeme şekline gelince, vadeli akreditifi poliçeye bağlanmış türüdür değerli arkadaşlar kabul kredili ödeme. Burada poliçenin tanımı yapılmıştır görüldüğü gibi. Ben poliçenin tanımını burada dış ticaretteki bir tanımdır. Burada tanımını size poliçenin yapmayacağım ancak poliçenin tanımı slaytımızda vardır. Akreditifin tanımına gelince bir de akreditif ödeme var. Akreditifin önce bir tanımını ben size yapayım değerli arkadaşlar. Akreditifi ithalatçı açar. Buradan hareketle şunları söyleyebilirim. İthalatçının talimatına dayanır. Bir bankanın belli bir parayı belli bir süre içinde ödemeyi taahhüt etmesi ve bu parayı ödemesi aynı zamanda değerli arkadaşlar keşide edilen poliçeyi ödeyeceğini ihracatçıya taahhüt etmesi işlemine biz akreditif diyoruz dış ticarette. Akreditifte taraflara gelince değerli arkadaşlar buradaki akreditif amiri dediğimiz ithalatçının kendisidir. Akreditifi açtırandır. Akreditifin rehberi ise değerli arkadaşlar ihracatçıdır. Amir banka akreditif açılan bankadır. Devam ediyorum. Son olarak aracı banka ise amir bankanın kürşat mektubunu gönderdiği bankadır değerli arkadaşlar. Akreditif türlerine gelince uzun uzun anlatmayacağım. Sadece isimlerinden bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar, akreditif amirinin veya amir bankanın cayma hakkına göre biz ikiye ayırıyoruz. Cayılmaz akreditif, cayılabilir akreditif. Yine ikinci bir banka tarafından teyit edilmiş olmasına göre ise değerli arkadaşlar, teyitli akreditif, teyitsiz akreditif olarak isimlendiriyoruz. Bir defa kullanılmakla hükmünü kaybedip etmemesine göre ise adi akreditif, rotatif ya da devredilen akreditif olarak ikiye ayırıyoruz. Lehter tarafından üçüncü bir kişiye devredilmesine göre ise değerli arkadaşlar devredilebilir akreditif, bölünebilir akreditif olarak tasnifini yapıyoruz. Ödeme şekline göre ise değerli arkadaşlar ibrazında ödemeli akreditif,
kabul kredili akredi ve vadeli akredi olarak üçe ayırıyoruz. Yine süresine göre ise değerli arkadaşlar, süreli akredi ve süresiz akredi olarak ikiye ayırıyoruz. Akreditin çeşitleri de bunlar oluyor değerli arkadaşlar. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgelere gelince, buradaki belgeler yine gördüğünüz gibi birincisi sevk belgeleri ama bunun hemen altında malın mülkiyetini temsil eden belgeler var. Konşimento ve karma nakliyat belgesi malın mülkiyetini temsil eden belgeler oluyor. Malın mülkiyetini temsil etmeyen belgeler ise ikinci kaptan makbuzu, havayolu konşimentosu, posta makbuzu, fiyata belgesi, havale senedi, cemere makbuzu, vergisi makbuzu olarak tasnif ediyoruz. Sigorta belgelerine gelince sigorta poliçesi ve yine sigorta şahadetnamesi olarak ikiye ayırıyoruz. Faturalara gelince değerli arkadaşlar, burası önemli. Proforma fatura. Değerli arkadaşlar, proformatın fatura aslında çok sorular sorup bazı arkadaşlarımız tarafından da bize de soruluyor. Bir teklifnamedir aslında kısaca söylemek gerekirse. Yani ihraç edilecek olan malın özelliklerini, bilgilerini, fiyatını gösteren bir teklifname olarak tanımlanabilir. Orijinal fatura değerli arkadaşlar, bizim hepimizin bildiği normal kesilen faturadır, ihracat faturası. Ancak konsolosluk faturası biraz ayrıcalık arz ediyor bu noktada. Konsolosluk faturası, bazen faturalar o ülkenin konsolosluğuna tasdik ettirildiği ticaret odaları arasında onay alınıyor. Bu tür faturalara biz konsolosluk faturası diyoruz. Son olarak navlun faturası, yine de hepimizin bildiği fatura. Diğer belgelere gelince değerli arkadaşlar, menşe şahadetnamesi bir malın üretildiği ülkeyi gösteren belge, çeki listesi, ambalaj listesi, ekspertiz raporu, ordunun sağlık veteriner raporu ve dolaşım belgeleri. Dolaşım belgelerini yine hepimiz biliyoruz ama ben bir kere daha hatırlatmak istiyorum. ATR dolaşım belgesi, Euro 1, Euro 3 ve umumi mağaza makbuzu gibi belgeler olarak değerli arkadaşlar sınıflandırılabiliyor. Ben şimdi bu kadar laftan sonra size önce şu dış ticaret rejiminin bir tanımını yapıyorum. Sonra dış ticaret rejiminin içerisinde neler olup olmadığını sizinle paylaşmaya çalışayım. Değerli arkadaşlar, dış ticaret rejimi bir ülkede hangi malların ithal edileceğini ya da ihraç edileceğini, bunlar ile ilgili hangi mercilere müracaat edileceğini, yine değerli arkadaşlar ithalattaki ödeme şekillerinin İhracattaki tahsil şekillerinin nasıl olması gerektiğini düzenleyen sistemin adına biz değerli arkadaşlar dış ticaret rejimidir. Dış ticaret rejimini şöyle bir slide halinde sizinle paylaştığımız zaman bu slide'da görüldüğü gibi sol tarafında dış ticaret ve kambiyo mevzuatının ikisini beraber burada yan yana getirip sizinle paylaşıyorum. Gümrük kanunu, gümrük yönetmeliği ve tebliğler dış ticareti belirliyor. Ama diğer tarafa baktığınız zaman sağ tarafına kambiyo mevzuatı ise yine bugün konumuz olacak olan Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun 32 sayılı karar ve 32 sayılı karara ilişkin tebliğ ve bu tebliğin hemen altında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası uygulamalarını görüyoruz. Şimdi bu ikisinin arasında görüldüğü gibi ithalat ve ihracat kararları var. İthalat ve ihracat kararlarında yine ithalat yönetmeliği, ihracat yönetmeliği, tebliğ ve genelgelerle beraber yürütülüyor. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz bu sistemin tümünün adına biz dış ticaret diyoruz. Ve yine bu gördüğümüz sisteme dış ticaret mevzuatı ve kambiyo mevzuatı diyoruz. Ben bu noktadan hareketle yine hızlı hızlı konularımı sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Değerli arkadaşlar, ithalat ile ilgili, ithalat rejimi kararları ile ilgili birkaç önemli konuyu sizinle paylaşacağım. Hepsini almadım ama muhasebe ile ilgili kısmını ve uygulamalarla ilgili bölümü değerli arkadaşım sizinle paylaşacak. Değerli arkadaşlar, bizim bu slaytımızda kararın amacı var burada. Yani kararın amacına baktığımız zaman değerli arkadaşlar, ithalatın ülke ekonomisi yararına olmasını ve uluslararası ticarete uygun olarak yürütülmesini emrediyor. Şimdi yine bu noktada ithalat bunlarla beraber yapılıyor ama ithalat yapılırken bu anlamda değerli arkadaşlar, yönetmelikler, tebliğler, talimatlar, ikili ve çok uluslu, çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde biz ithalatı yürütüyoruz. Buradaki anlatılmaya çalışılan şey bu değerli arkadaşlar. Bu slaytımızda ise ithal edilebilecek şeyler ve edilemeyecek şeyler aslında yazılı. Bakın dikkat ederseniz kamu ahlakı, kamu düzeni,
kamu güvenliği, insan ve hayvan sağlığı, bitki sağlığı saklı kalmak şartıyla diğer malların ithali serbest sürdürülüyor. Bunlar ile ilgili değerli arkadaşlar koruma tedbirleri var. Bu söylediklerimizde yani kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili korumalar var. Ancak bunların dışındaki görüldüğü gibi malların ithali bizim ülkemizde serbesttir. Yine ithalat bedelleri kambiyo mevzuatına göre, biraz önce slaytımızda görmüştünüz, kambiyo mevzuatına göre ödemeler yapılmakta. Burada en önemli şey eski kullanılmış ve defolu olan şeylerin, malların ithalinin izni, izne tabidir bunların ithali değerli arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Yine burada değerli arkadaşlar kimler ithalatçı olabilir diye bir kısa şeyimiz var. Hepimizin bildiği Vergusur kanununa göre sicil numarası olan gerçek ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliğe ait olanlar ithalat yapabilirler değerli arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntıları yoktur. Burada ithalatla ilgili ben bir tane slide daha bıraktım burada. Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışındaki inşaat onarımlarına ilişkin bir uygulama var. Burada deniliyor ki müsteşarlığın iznine bağlıdır deniliyor değerli arkadaşlar. Yine ithalatla ilgili ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerin ithalatı ile ilgili olarak işlemlerin düzenlenmesine, büyütülmesine dış ticaret müsteşarlığı yetkili oluyor. Burada değerli arkadaşlar en önemli konulara geliyoruz bu noktada. Dahili işleme rejimi genel tebliğ ve bunun çizdiği dış ticaret, bunun çizdiği önemli hususları ben sizinle kısaca paylaşacağım. Değerli arkadaşlar tanımları almadım. Birkaç tanesini sizin özetleyerek söyleyeceğim. Dahili işleme rejimi tebliğinin amacı şu. Serbest ulaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata bağlanarak Türkiye'ye, Türkiye gümrük bölgesine girmesi, Türkiye gümrük bölgesinde içine katkılar konularak ihraç edilmesi, ihraç edildiği takdirde daha önce teminata bağlanan vergilerin ve alınan teminatın ve vergilerin geri iadesine ilişkin hususları düzenleyen tebliğ değerli arkadaşlar. Dahili işleme rejimi genel tebliğ. Buradaki bir başka şey var, bunu bile bile aldım. Serbest ulaşımda bulunan eşyayı, serbest ulaşımda bulunan eşya değerli arkadaşlar, bizim gümrük kanunumuzda tanımlanmış. Deniliyor ki Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinde elde edilen ve içinde gümrük bölgesi dışındaki ülkelerden katkı bulundurmayan, rejim itibariyle özel bir rejime tabi tutulmayan Türkiye gümrük bölgesinde üretilen ve elde edilen eşyaya bir değerli arkadaşlar serbest dolaşımda bulunan eşya diyoruz. İşleme faaliyetine gelince değerli arkadaşlar eşyanın montajı kurulması, diğer eşyalarla birleştirilmesi, işlenmesi, yenilenmesi ve tamir edilmesine de bir işleme faaliyeti diyoruz değerli arkadaşlar. İthal eşyası ve işletme malzemesini geçiyorum ancak gümrük rejimiyle ilgili bir cümle söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Gümrük rejimi, serbest dolaşıma giriş rejimi, transit rejim, gümrük antrepotu rejimi, dahil işleme rejimi, hariç işleme rejimi ve ihracat rejiminin tümüne bir gümrük rejimi diyorum. Dahili işleme rejimi için belge veriliyor, izin belgesi veriliyor değerli arkadaşlar. Müsteşarlık bu belgeyi düzenliyor. Bu belgenin süresi genellikle 12 ay ancak istisnalardan yararlanılacak süre kadar bu belgelerin süresi uzatılabiliyor değerli arkadaşlar. Yine dahili işleme rejimi çerçevesinde dahili işleme tedbirleri var. Bu tedbirlerden birisi şartlı muafiyet sistemi, diğeri geri ödeme sistemi. Şartlı muafiyet sistemi şöyle tanımlanıyor, bu slaytı ben size özetlemeye çalışayım. İhracı taahhüt edilen ürünün elde edilmesinde kullanılan, serbest ulaşımda bulunmayan, ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, ambalaj ve işletme malzemesini, vergisi teminata bağlanarak, bedelli ya da bedelsiz olarak, ithal edilmesi değerli arkadaşlar, İhracat taahhüdünün yerine getirilmesi halinde bunlar için alınan teminatların ve vergilerin geri iade edilmesine biz değerli arkadaşlar şartlı muafiyet sistemi diyoruz. Peki şartlı muafiyet sistemindeki teminat neler oluyor? Buradaki teminatlar görüldüğü gibi nakit para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları ve para yerine geçen hazine bonosu, devlet tahvili ve benzerleri değerli arkadaşlar teminat oluyor. Geri ödeme sistemine gelince değerli arkadaşlar, dahili işleme izin belgesi kapsamında serbest ulaşıma giren ham madde, yarım mamul maddeler ve mamuller,
ambalajlar ve işletme malzemelerinden elde edilen işlem görünmüş ürünün ihraç edilmesi halinde. Burası çok önemli. Daha önce alınan vergilerin geri verilmesine de bir geri ödeme sistemi diyoruz. Burada katma değer ve ÖTV hariç özellikle bunu sizinle paylaşmayı istiyorum. Değerli arkadaşlar, dahili işleme belgesi verilecek halleri kanun tek tek saymış. Ben ABD gidip Elyas İplik kıymetli madenlerde taşlar usuki sayılı karardaki hükümler mahpus kalmak şartıyla eşyanın korunması, eşyanın montası, eşyanın yenilenmesi, eşyanın elden geçirilmesi, baskı işlemlerine tabi tutulması, yine fide ithalinde müteakip ihraç edilmek üzere kesme çiçeğin yetiştirilmesi, rulo saçın ithalinden ithalatın müteakip ihraç edilmek üzere kesilmiş saç elde edilmesinde kullanılması, bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması, tarım ürünleri hariç değerli arkadaşlar konumuzu oluşturuyor. İzne gelince görüldüğü gibi 12 ay normal olarak belgenin süresi, ancak gemi inşaatı ve benzerlerinde değerli arkadaşlar proje süresi kadar süre uzatılabiliyor. Olabiliyor affedersiniz. Süre uzatımına gelince değerli arkadaşlar 3 aya kadar süre uzatımı yapılabiliyor bilgilerinizde. İhracata gelince değerli arkadaşlar, ihracat hepimizin bildiği gibi bir malın yabancılaşması oluyor. İhracat değerli arkadaşlar yine burada görüldüğü gibi bir ülkenin ihracatının düzenlenmesini, desteklenmesini, geliştirilmesini düzenleyen ve bu konudaki mevzuatlar ve uygulamaların tamamına ihracat rejimi deniliyor değerli arkadaşlar. Ben ihracat rejimi kararını şöyle sizinle paylaşmak istiyorum. Yine aynı şeyi söylüyor kararda. Deniliyor ki ihracatın ülke ekonomi yararına düzenlenmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesini geliştirilmesini biz ve burada görüldüğü gibi yine yetkili ihracatta yetkili mevcibi uygulayacak usulleri belirler diyor bu ihracatın gelişmesini. Ancak cümlemi tam kullanamadım ama siz anlıyorsunuz, hepiniz zeki insanlarsınız, affedersiniz. İhracatın yapılabilmesi için de değerli arkadaşlar bu karara göre, yani şu sıradaki karara göre ihracat ile ilgili mevzuata, ikili ve çok taraflı anlaşmalara ve yine slaytımızda vardı hatırlarsınız, yönetmelik, tebliğ ve talimatlara göre ihracat yapılabilir değerli arkadaşlar. İhracat yönetmeliğine gelince, önce yönetmelikten bahsetmiştim. Yine biraz önceki söylediğimiz ihracatın desteklenmesi, ihracatın geliştirilmesi, ihracat ile ilgili pazarların geliştirilmesine yönelik olarak değerli arkadaşlar konu toparlanıyor. İhracat şekillerine gelince buradan itibaren biraz daha önem arz ediyor konularımız. Hepsi önemli de ama burası da biraz daha önemli. Hızlı gidebiliyor mu? Nasıl? Ne? Arkadaşlar nasılsınız? Ben hiç soluk almadım herhalde. Siz nasıl aldınız bilemiyorum. Kimsenin uykusu gelmedi şimdilik kaydıyla. Ama bundan sonrakiler daha güzel. Geldi mi uykun? Vallahi helal olsun. Benim sesimden nasıl uykum geldi merak ediyorum. Değerli arkadaşlar, ihracat şekillerine gelince ön izne bağlı ihracat, kayda bağlı ihracat tamamı anlatılıyor bizim slaytlarımızda. Biliyorum bunların hepsini alırsınız. Kredili ihracat, konsinye ihracat, yurt dışı fuar ve sergilere katılım ile ilgili ihracat değerli arkadaşlar. İthal edilmiş malların ihracı, serbest bölgelere yapılacak ihracat, diğer ihracat çeşitlerine gelince kayda bağlı ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak olan ihracat, takas bağlı muamele kapsamında yapılan ihracat, bedelsiz ihracat, transit ticaret ile savunma sanayi dışındaki alanlarda offset kapsamındaki ihracat değerli arkadaşlar konumuza giriyor. Değerli arkadaşlar, burada alıcısına teslim edilemeyen mallara ilişkin bir hüküm var. Ne yapılacak mallar alıcısına teslim edilemezse? Alıcısına teslim edilemeyen mallarda değerli arkadaşlar birincisi, önce şunu söyleyeyim, mal alıcısına teslim edilemezse bunun çeşitli sebepleri vardır. Eğer bu sebeplerden birisi yanma, işte tabii afetler veya benzerleri ise değerli arkadaşlar İhracat Genel Müdürlüğü tarafından olay sonuçlandırılıyor. Geri getirilmesinde yarar görülmez ise eğer,
geri getirilmesinde orada hangi işlem yapıldıysa gittiği ülkede nasıl imha edildiyse bunlar ile ilgili belgelerin getirilmesi şartıyla İhracat Genel Müdürlüğü tarafından değerli arkadaşlar yine işlem tamamlanıyor. Bu özel bir durum. Biraz sonra bu konuya ilişkin belki birkaç cümle daha söyleyebiliriz. Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallara gelince, yani biz malı gönderdik, malı kabul etmediler. Bu böyle bir durumda değerli arkadaşlar, malın aynı bedel ile geri gelmesi halinde, burası önemli, malın aynı bedel ile geri gelmesi halinde gümrük idaresince işlem sonuçlandırılıyor. Başka bedeller ile ve başka şartlar altında değiştirilerek geri getirilmesi halinde ise değerli arkadaşlar, yine gümrük idaresi tarafından, idare tarafından sonuçlandırılıyor. Ancak değerli arkadaşlar, dış ticaret müsteşarlığının onayı alınması gerekiyor. Belgelerin tefsik edilmesi gerekiyor. Bunu özellikle sizinle paylaşmış olayım. Hariçli işleme rejimine gelince değerli arkadaşlar, bu hariçli işleme rejiminin kararının amacı değerli arkadaşlar, serbest ulaşımdaki eşyanın hariçli işleme faaliyetine tabi tutulması, yine geçici olarak ihraç edilmesi, işlem görmüş ürünün geri gelmesi, serbest dolaşıma girmesi, gelen ürünün ithal vergilerinden tam ve kısmı muafiyete tabi tutulmasına bir hariçli işleme rejimi kararı diyoruz değerli arkadaşlar. Hariçli işleme rejimi uygulanmayacak haller kanunda tek tek sayılmış. Yine hariçli işleme rejimi belgesinde süreler arz edilmiş. Süre normal olarak 12 ay, ancak bu sürenin uzatılmasına ilişkin müracaat edilmesi halinde yararlanılması mümkün bulunmakta. Değerli arkadaşlar, kambiyo mevzuatına gelince. Kambiyo değerli arkadaşlar, ben dersimizde ilk başlarken başında söylemiştim. Değiştirme, değerlendirme anlamında kullanılıyor idi. İki ülke parasının birbiriyle değiştirilmesine biz genel olarak kambiyo diyoruz. Ancak kambiyo işlemleri değerli arkadaşlar, yabancı para üzerinden düzenlenen ticari senetler, çekler ve poliçeler gibi belgeler, yine döviz, bizim ülkemizde özellikle döviz ve kambiyo eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Yine gelişmiş olan ülkelerde ya da bizim ülkemizde de öyle söyleyeyim, serbest piyasa işlemlerinin uygulandığı ülkelerde yabancı paraların ulusal paraya göre değeri serbest piyasada belirlenmektedir. Yine dış ticaret işlemlerinde yabancı para üzerinden alacakların tahsil edilmesi, borçların ödenmesi ya da para ve eş değer kıymetlerin ülkeler arasındaki transferlerinin tamamına biz kambiyo mevzuatı diyoruz. Çok uzun bir tanım ama böyle yapmak durumunda kaldım. Affınıza sığınırım. Değerli arkadaşlar, şuradaki slide'ı hiç değiştirmeden aldım. 1954 yılında bu kanunun maddesi. Görüldüğü gibi burada kambiyo tanımlanmış ve kambiyo ile ilgili işlemler tanımlanmış. Ben bu slide'ı size tercüme edeyim. Buradaki nukut denilen şey para. Yine değerli arkadaşlar, esham denilen şey senet, hisse senedi. Bizim öğrenciliğimizde aksiyon, obligasyon diye isimlendirildi. Şimdi adı hisse senedi tahvil oldu. Şimdi bunu bile bile bu şekilde aldım ki biraz da ne diyorlar, geriye doğru ne kadar değişim kat ettiğimizi görelim diye değerli arkadaşlar. Görüldüğü gibi paralar, hisse senetleri ve tahvillerin alım satımı, yine bunlar ile ilgili, yani buradaki kıymetler ile ilgili kıymetli madenlerin, kıymetli taşların alım satımı, ithalatı ve ihracatı değerli arkadaşlar, görüldüğü gibi burada izne tabidir ve bu izni de bakanlar kurulu verir. Bile bile bu slaytı aldım ben. Buradan itibaren değerli arkadaşlar, 32 sayılı karar hepimizin çok okuduğu ancak mahiyetinin ne olduğu çok da bulamadığımız ya da okumadığımız bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. 32 sayılı kararı sadece özetleyeceğim ben size. Çünkü tamamını okumayacağım. Değerli arkadaşlar, bu slaytı size özetliyorum. Türk lirasının değerini korumak. Birincisi bu. İkincisi, Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki pozisyonunu ayarlamak. Yine değerli arkadaşlar,
döviz ve dövizi temsil edilen belgelere ilişkin düzenlemeleri yapmak, Türk parası ve Türk parasını temsil eden bütün belgelerin ithal ve ihracını düzenlemek, kıymetli madenler, kıymetli taşlar, taşların bedenli ya da bedelsiz ithal ve ihracını düzenlemek ve en önemlisi görünmeyen kalemleri düzenlemek, sermaye hareketlerini düzenlemek. Değerli arkadaşlar, 32 sayılı kararın amacı ve 32 sayılı kararın özü bu söylediğimiz oluyor bilgilerinize. Türk parası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki paradır. Tedavülden kullanılmasa bile tedavülde olan paralar değerli arkadaşlar değiştiğine süresi affedersiniz geçmemiş olan paralara Türk parası diyoruz. Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgeler görüldüğü gibi adi senetler, kredi mektupları, kredi kartları, seyahat çekleri, havale ve mektup gibi belgeler değerli arkadaşlar. Türk parasıyla ilgili diğer kambiyo düzenlemesi var. Her gerçek kişi değerli arkadaşlar yolcu beraberinde en fazla 5000 Amerikan doları kadar parayı yurt dışına çıkartabilir. Buna karşılık değerli arkadaşlar bankalar ve özel finans kurumları ithalat ve ihracat görmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılacak olan 50.000 Amerikan doları veya eşitine kadar ki Türk lirasını çıkarmakta ise değerli arkadaşlar transfer tarihine itibaren 30 gün içinde bakanlıkça belirlenecek mercilere bildirilerek çıkartılabilir. Bunu da özellikle paylaşmak istiyorum. Dövize gelince döviz ithali serbesttir değerli arkadaşlar. Döviz kurları yabancı paraların Türk parası karşısındaki değeri Merkez Bankası'nca belirleniyor. Bizim ülkemizde değerli arkadaşlar yabancı parayla ilgili bir borsa yok. Göreceksiniz kasayla ilgili bu konudaki konuları sizinle paylaşacağım kasa hesabını anlatırken. Kıymetli madenler ve taşlara gelince değerli arkadaşlar kıymetli madenler ve taşların ithal ve ihracı serbesttir. İşlenmemiş altın ihracında ihracat bedelinin yurda getirilmesi zorunlu değildir. İhracat bedellerine gelince en önemli konulardan birisi değerli arkadaşlar. 2008 yılına kadar ihracat bedellerinin %70'i 180 gün, 90 gün, 180 gün içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor iken artık günümüzde bu zorunluluk kalmadı değerli arkadaşlar. Bu nedenle görüldüğü gibi eski düzenlemede var zaten. Yeni düzenleme 2008'den 2009'dan itibaren değerli arkadaşlar yurt dışındaki ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu kaldırıldı. İsteyenler istediği şekilde serbestçe tasarruf edebilir. Ancak değerli arkadaşlar serbestçe tasarruf edilebilir ifadesini şurada size slide olarak aktardım. Şu anlama gelmesin. Serbestçe tasarruf edilebilir ama istediği şekilde kullanır anlamında değildir bu. Yani yurt dışına ihraç ettiğimiz ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmemesi halinde biz kambiyo mevzuatı açısından her dönemde geçici vergi ya da şu dönem sonlarında değerleme yapmak zorundayız değerli arkadaşlar. Özellikle bunu bilgilerinize arz ediyorum. Değerli arkadaşlar, ihracat bedellerinin tahsiline gelince, ihracat bedelleri ben şu slide'ı altı şekilde bir kere tahsil edilebiliyor. Kısaca hemen özetleyeceğim. Bir yıl soru ve sorunlarımız buna göre bu şekil, bu noktada olacaktır zaten. Birincisi havale şeklinde ödeme. Yani ihracat bedelinin tahsili havale şeklinde olabilir. İkincisi efektif şeklinde olabilir. Çek olarak tahsil edilebilir, kredi kartıyla tahsil edilebilir, bankalara açılacak olan kredilerden tahsil edilebilir. Yine değerli arkadaş, altıncısı, ihracatçı adına açılacak döviz tevdiat hesaplarından ihracat bedelleri tahsil edilebilir. Altı tane şeklinde saydım. Ancak burada değerli arkadaşlar çok önemli bir husus var. O da şu, ihracat bedellerinin efektif olarak tahsil edilmesinde, özellikle günümüzde çok yaygın şekilde nasıl söyleniyor? Özellik arz eden bir durum var. Poşetlerle Irak'tan işte paralar geliyor. Biz de ihracatı yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Ben de merak ediyorum şimdi. Burası önemli. Yani yurt dışından ihracat bedelinin özellikle Kuzey Irak'tan gelen paralar banka falan vasıtasıyla gelmiyor. Poşetlerin içinde geliyor. Nasıl kayıt yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu sorumuzun cevabı aslında bu slaytımızda. Değerli arkadaşlar, efektif olarak paranın getirilmesi halinde en doğru ve güzel yolunu söylüyorum. Döviz beyan tutanağı düzenlenmesi lazım. Bakın ya da şimdi
döviz veya değer tutanağının geçerli olabilmesi için, yani efektif olarak bu tahsilatın geçerli olabilmesi için 3 tane önemli şartın gerçekleşmesi lazım. Bu 3 tane şarttan birincisi, değerli arkadaşlar, görüldüğü gibi slaytımızda geliş sebebi bölümüne ticari olduğunu mutlaka kaydedilmesi lazım. Yine döviz beyan tutanağında, değerli arkadaşlar, döviz beyanını kim getirecekse onun kimliğinin beyan edilmesi gerekiyor. Ve en önemlisi ihracatçının yazılı beyanının olması gerekiyor, değerli arkadaşlar. Bunu da bilgilerinize arz edin. Şimdi değerli arkadaşlar, yine ihracatçı ve tedarikçi adına DAP düzenlenmesi var. Ben bunu geçiyorum. Sizinle bu konuyu konuşmayacağım. Elimizde var zaten. DAP'la ilgili hususlar hepiniz biliyorsunuz. İthalat bedellerinin ödenmesine gelince, değerli arkadaşlar. İthalat bedellerinin ödenmesi, birincisi banka kaynaklarından ödenir. Yani bizim mevduat hesaplarımızdan ödenir. Ya da döviz tevdiat hesaplarımızdan ödenir. Yine alışı yapılmamış ihracat bedellerinden ödenebilir, değerli arkadaşlar, ithalat bedelleri. Yine ayrıca bir tanesini daha söyleyeyim. O da finans kuruluşlarından sağlanan kredilerden ithalat bedelleri TL veya döviz olarak ödenebilir, değerli arkadaşlar. İthalat bedelinin ödenmesinin için unsurları da bunlar. Yine değerli arkadaşlar, döviz ödenmesini gerektiren işlemler var. Ben sadece isim söyleyeceğim. Uluslararası nakliyat, bankacılık, sigortacılık ve fişere yaptırılan hizmetler döviz ödenmesini gerektiren işlemler olarak dış ticarete isimlendiriliyor. Döviz kazandırıcı işlemlere gelince, değerli arkadaşlar, döviz kazandırıcı işlemler Türkiye'deki yerleşik kişiler, dışarıdaki yerleşik kişiler için ve bunlar adına yurt içinde veya yurt dışında yapmış oldukları müteahhitlik hizmetleri dahil dövizler ile dışarıda yerleşik kişilerin nam ve hesabına yapılan gider karşılığı dövizleri serbestçe tasarruf edebilirler. Bu işlemlere bir döviz kazandırıcı işlemler diyor. Ancak değerli arkadaşlar, ben döviz kazandırıcı işlemlerin tamamını slaytıma aldım. Neler olduğunu çok fazla burada anlatmayacağım. Slayt olarak zaten odamızda da arkadaşlar herhalde ilan edecek, yayınlayacaklar, bilemiyorum. Döviz kazandırıcı işlemlerin tamamı bizim slaytlarımızda var. Özel olarak isteyen arkadaşlarımız olursa da onlarla da paylaşın. Sermaye hareketlerine gelince, değerli arkadaşlar, sermaye hareketleri bir ülkedeki yerleşik kişilerin veya kuruluşların yine yabancı bir ülkedeki yerleşik kişi veya kuruluşlara fon aktarması ya da oradan fon alması işlemine biz sermaye hareketi diyoruz. Bu yurt dışına olabileceği gibi yurt içine de olabilir. Yani yabancı sermaye, yerli sermayenin geliş ve girişine sermaye hareketi diyoruz. Sermaye hareketine bu anlamda baktığımız zaman bir yılın altındaysa kısa vadeli sermaye hareketleri, bir yılın üzerindeyse, değerli arkadaşlar, uzun vadeli sermaye hareketleri diyoruz. Türkiye'ye gelecek yabancı sermaye ise, değerli arkadaşlar, şu slaytı size kısaca özetleyeyim. Türkiye'ye gelecek yabancı sermaye dışarıdaki yerleşik kişilerin, değerli arkadaşlar, Türkiye'de şirket kurmak, iştirak etmek, şube açmak, her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve irtibat büroları açmak şartıyla, açmaları halinde, affedersiniz, izin almak. Çok önemli bu ve taahhüt ettikleri sermayeyi Türkiye'ye getirmek şartıyla, değerli arkadaşlar, serbest. Türkiye'ye gelecek sermaye ilişkin konu bizim slaytımızda özetlenmiştir. Türkiye'den gidecek sermayeydi. Türkiye'deki yerleşik kişiler yurt dışında şube açmaları halinde, oradaki bir şirkete iştirak etmeleri halinde, yine yurt dışındaki serbest bölgeleri, affedersiniz, yatırım yapmak amacıyla yurt dışına ya da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olmakla birlikte, dışında olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan serbest bölgelere döviz göndermeleri, para göndermelerine bir Türkiye'den gidecek yerli sermaye adı veriyoruz, değerli arkadaşlar. Yerli sermayenin gitmesinde ise 5 milyon Amerikan doları veya eşliğine kadar ki hususlarda aracı bankalar aracılık ediyor. 5 milyonu aşanlarda ise, değerli arkadaşlar, bakanlıkça izin verilerek işlem yapılabiliyor, değerli arkadaşlar.
Kıymetli madenlere gelince, kıymetli madenler ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye giriş ve çıkışı serbesttir. Gayrimenkullere gelince değerli arkadaşlar, hepimiz biliyoruz ki yurt dışındaki yerleşik kişilerin yurt içinde gayrimenkul almaları ve bunların müteferrilerini almaları hakları vardır, bilgilerini de. Mücbi sebeplere gelince değerli arkadaşlar, dış ticaret işlemlerindeki mücbi sebepler yine bizim vergusu kanunumuzdaki mücbi sebeplerle paralellik arz etmektedir. Grev, lokat ve avarya halleri, yine tabi afet, harp ve abluka halleri, malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi, yine ihtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması, kongartu ilan edilmesi, iflas meydana gelmesi değerli arkadaşlar. Yine en önemlisi ithalatçı firmanın firma sahibinin gerçek kişilerde ölümü gibi haller mücbir sebep halleri olarak sayılmış değerli arkadaşlar. Dış ticaret ile ilgili işlemlere geçmeden önce ben 5 dakika ya da 10 dakika bir ara vereceğim. Çay molası. Teşekkür ediyorum.